İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender'da Skin Modifier, Inverse Kinematics ve Armature Modifier kullanarak bir robot tasarımı yapacağız. Dersten önce hazırladığım, aynı derste yapacağımız örnek bu şekilde. Dört bacaklı bir robot. Bunun tasarımından başlayacağız en başından. Bu hareketini, animasyonunu daha en son dahil edip bu aynı şekilde bir hareket etmesini sağlayacağız. Hemen çalışmaya başlayalım. Yeni dosyayı açtım. Sağ taraftan Screencast Keys özelliğini açtım ki bastığım tuşlar sol alt köşede gözüksün. Rengini değiştirdim, boyutunu büyüttüm. Küp objesini %10 küçültüyorum fakat apply yapmıyorum. Ve Z ekseninde yukarı doğru çıkartıyorum bu şekilde. Sonra Edit Mode'a geçtikten sonra Skin Modifier'da yüzeyler gerekli değil. O yüzden Yüzey Select moduna geçtim. Şu anda bütün yüzeyler seçili. X tuşuna bastım ve Only Faces seçeneğiyle yüzeyleri sildim. Aşağıdan bu sefer de Vertex Select moduna geçtim. Şu anda bunun 8 tane vertex'i var. Alttaki 4 vertex'i sırayla 4 bacağını yapmak için kullanacağım. Extrude'la bu şekilde vertex'ler uzatacağım. Fakat bunu şöyle yukarıdan bakarken ve perspektif görüntüden çıkıp da yapıyorum. Burada kenarlar siyah olduğu için net gözükmüyor ama yaptığım, biraz önce söylediğim gibi aşağıdaki her köşedeki birer tane vertex'i ikişer defa extrude'la uzatarak 4 tane bacak yapmak. Şimdi tam yukarıdan bakıyorum. Şöyle extrude dedim. Bir kere uzattım. Extrude dedim. Bir kere daha uzattım. Onun karşı köşesindeki vertex'i seçtim. Yine extrude dedim. Uzattım. Çok ölçülü çalışmıyorum. Şöyle kabaca 4 tane bacağını yapmak için. Extrude'la 2 defa uzattım. Ve son olarak da sol üst köşedeki vertex'i de extrude'la 2 defa uzattım. Bir de bu yukarıdan yaptığınız için hepsi aynı hizada, aynı düzlemde. Tam yandan bakarken numerik keypad'ten 3 tuşuna bastım. Tam right ortadan bakıyorum. Bunları sırasıyla aşağı doğru indirelim bu şekilde. Tam sağdan bakarken indirirsek hepsini aynı şekilde aynı hizaya getirebiliriz. Şöyle arka bacağı da aynı hizaya getiriyorum. Öbür taraftan da aynı işlemi yapıyorum. Ve bacakları bu şekilde aşağıya doğru yönlendirdim. Biraz önce dümdüzdü. Birazdan Skin Modifier'ı da uygulayınca şu an pek net göremediğimiz görüntü daha iyi gözükür hale gelecek. Bir de şurada bir iki karşı köşeyi F tuşuna basarak bir line'la birleştirdim. Sonra W'ye basıp Subdivide diyerek tam ortasında bir vertex oluşmasını sağladım. Diğer çaprazdan da iki vertex'i seçip klavyeden F tuşuna basarak bir kenar oluşmasını sağladım. W tuşuna basıp burada da subdivide diyerek onu da tam ikiye böldüm. Şu tam orta noktada iki tane vertex var. Onun ikisini seçip circle seçeneğiyle alt M merge vertex'leri merge yapmak için kullandığımız menüyü ekrana getirdikten sonra Add Center diyebilirim. Fakat diğer vertex'i seçemedik. Wireframe moduna geçmemiz gerekiyor. Z'ye bastım. Wireframe moduna geçtim. Circle Select modunu aktif hale getirmek için klavyeden C tuşuna bastım. Her iki vertex'i de seçtim. Şu anda iki vertex de seçili. Bunlar tam aynı noktada olduğu için Remove Doubles da diyebilirim. Veya Alt M'ye basıp Merge de yapabilirim. İkisi de sonuçta aynı şeyi yapacaktır. Bu sefer Alt M'yi kullanalım. Alt M'ye bastım. İki tane vertex'i Merge birleştirme işlemini uygulamak için Add Center komutunu uyguladım. Artık burada bir tane vertex kaldı. Hazırlığımız tamam. Artık Skin Modifier'ı tanımlayabiliriz. Sağ taraftan Modifier kısmından Skin Modifier'ı istedim. Wireframe modundan da çıkalım. Bu şekilde bir görüntümüz var. En son oluşturduğumuz bir vertex vardı yukarıda. Onu, tam şu üstteki vertex'i, o seçiliyken sağ tarafta Skin Modifier'ın Mark Root, yani
Ana kısım, esas başlangıç kısmı yapmak için şu an seçili olan vertex'i Mark Root düğmesine bastım. Ve onu root yaptım. Zaten biraz zor gözüküyor ama şu kırmızı renkli bir çizgi çizgi şeklinde bir çember var. İşte şu şimdi seçtiğim tek vertex'in etrafındaki kırmızı çember bu vertex'in root vertex'i olduğunu gösteriyor. Şimdi artık armatürü tanımlamanın zamanı geldi. Bu çok kolay çünkü hazır olarak sağ taraftaki skin modifier'ın içine bunu koymuşlar. Create armature diye bir seçenek var. Yalnız önce şu simetri axis seçeneğinde X seçili default'ta. Bunu kaldırıyorum. Ve create armature'e bastığım zaman kemik yapısını kendisi oluşturacak. Bastım. Şu anda oluşturdu. Yalnız görünüm olarak burada zannedersem stick seçili. Yani şu anda armatür seçili. Sol alt köşeye bakarsanız armatür isimli bir objeyi kendisi oluşturdu. Skin modifier. Biz o armatürü yarat oluştur düğmesine bastığımız zaman kendisi bir armatür oluşturdu. Fakat onun görünüm şekline kendi menüsüne girersek şurada bakın display kısmında stick seçeneği olarak ayarlamış. İyi gözüksün diye ama bize şimdi bir kısa bir süreliğine octahedral seçenek lazım. Şu görüntü lazım. Çünkü burada kemiklerin yönünü bir kontrol etmek için böyle bir işlem yapıyoruz. Bütün kemikler aşağı doğru yönelmiş durumda istediğimiz şekilde. Şimdi poz moda geçiyorum. Aşağıdan obje modu yerine poz modu seçtim. Ve kemiklerden şöyle herhangi bir tanesini seçtik. Artık poz moddayız. Hareket yaptırabiliriz bu oluşturduğumuz modele. Mesela R ile döndürdüğüm zaman bacağın bir tanesini bu şekilde veya başka bir kısmını başka bir bacağı hareket ettiriyoruz. Bu şekilde hareket olayını hallettik. Yalnız Inverse Kinematics kullanmamız lazım. Çünkü bu şekilde animasyon yaptırmak çok zor. Mesela şu anda sol ön taraftaki şu bize yakın olan bacağı hareket ettirmemiz gerektiği zaman iki seferde işlem yapmamız lazım. Önce üstteki kemiği döndüreceğiz. Sonra alttaki kemiği döndüreceğiz. Üstteki kemiği döndüreceğiz. Alttaki kemiği döndüreceğiz. Halbuki şu uç kısımda bir tek bir kemik olsa ve onu şu an seçili olan kemik vasıtasıyla Inverse Kinematics vasıtasıyla hareketini ona aktarsak ve sadece o en uçtaki kemiği hareket ettirdiğimiz zaman bu bir bacağın komple hareket etmesini sağlasak bizim için dersin sonuna doğru yapacağımız animasyon hareketleri için daha kolay bir yöntem olur. Şimdi onu yapınca daha iyi anlaşılacak. İşe önce Inverse Kinematics'ten başlayalım. Şu en uçtaki kemiklerin hepsi için yapacağım. Önce bunun için yapıyorum. İki tane kemik var. Uçtakini seçiyoruz önce. Uçtakini seçtikten sonra post moddayken sağ taraftaki constraint ama bone constraint kısmında yani hem kemik resmi hem zincir resmi olan kısımdan Inverse Kinematics seçeneğini buradan tıkladık. Eğer şu chain length yani zincir uzunluğunu geriye doğru iki kemik yaparsak bu Inverse Kinematic özelliği şu an seçili olan kemik kendisi 1 ve bir arkasındaki kemik 2. Bu iki kemik için etkili olacak demektir. Yani en üstteki kemiği ben hareket ettirdiğim zaman bakın biraz önce bu şekilde değildi hareket. Sadece bu biraz önce sarı renkli değildi gerçi ama bu uçtaki kemik dönüyordu. Diğer kemik herhangi bir harekete maruz kalmıyordu. İşte Inverse Kinematics yapıp da geriye doğru kemik sayısını söylediğimiz zaman en uçtaki kemiği yani Inverse Kinematics tanımladığımız kemiği hareket ettirdiğimiz zaman geriye doğru olan kemikler de kendilerini bu harekete uydurmak zorunda kalıyorlar. Inverse Kinematics'in zaten özelliği o. Fakat bunu kontrol etmek için bu sarı kemiğin kendisini kullanmayacağız. Bir tane ekstra bir kemik oluşturacağız. Bunu her bacak için yapacağız. Şimdi bir tanesini yapıyoruz. Yeni bir kemik oluşturacağımıza göre Edit Mode'a geçmemiz lazım. Ve biraz önce hareket için kullandığımız kemiğin sadece ucunu seçiyoruz. Mouse'un sağ butonuyla. Çünkü oradan Extrude'la yeni bir kemik oluşturacağım. Extrude dedim. Şu anda serbest. Y ekseni üzerinde. Şöyle yeteri kadar büyüklükte bir kemik oluşturdum. Yalnız bu kemiği Extrude'la oluşturduğum için bunun sağ tarafındaki şu kemik resmini kendi menüsünde
Parent kısmında bir üstündeki kemiği parent olarak tanımlandı. Çünkü extrude ile çoğalttık kolay olsun diye. Madem onu öyle yaptık, bunu da buradan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü bu durumdayken kaldırmazsak, ben bu kemiğin yerini değiştirdiğim zaman, gerçi şu anda şeydeyiz, edit moddayız, pose moda geçtim. Bu kemiği ben buradan uzaklaştıramıyorum. Çünkü parent'ı bir üstündeki sarı kemik. Halbuki biz bunu kontrol kemiği olarak kullanacağız. Biliyorsunuz kontrol kemikleri bu şekilde bağlı değildir. İstenildiği kadar 3 boyutlu uzay sisteminde değişik yerlere götürülebilir ki bacağı da peşinden sürükleyebilsin. Demek ki bunu edit modda parent'ını kaldırıyoruz. Tekrar pose moda döndüm. Bu artık serbest hareket eder hale geldi. Bir tek eksiğimiz kaldı. Inverse Kinematics'in şu en son eklediğimiz kemiği target olarak görmesi. Şimdi bu kemiğin ismini bir değiştirelim. Sağ tarafta kendi menüsünde Blender buna bone.014 ismi vermiş. Bunu ön alt çizgi IK, yani ön Inverse Kinematics kontrol kemiği, bir de sonuna nokta L koyuyoruz. Yani left, yani sol manasında. Diğer bacağı yaparken de aynı ismi vereceğim. Ön alt çizgi IK diyeceğim ama sonuna nokta R diyeceğim. Çünkü en son animasyon yaparken poz kopyala yapıştır durumlarında birbirinin mirror'ı olan kemikler soyadları, yani noktadan sonraki kısımları birinin L, birinin R olması gerekiyor. Bu şekilde bir kabul. Öyle yapmak zorundayız. Noktadan önceki kısmı istediğiniz gibi yazabilirsiniz ama sonuna, eğer sol taraftaki bir kemik ise, yani simetrik bir obje ile çalışıyorsak ve sol tarafta ve sağ taraftaki kemikler, yani sol taraf dediğim şu bu taraftaki kemikler sol taraftaki kemikler diye kabul ediyorum ben. Çünkü yönü bu şekilde olacak. Diğer kısımdaki kemikleri de sağ taraftaki kemikler demiş oluyoruz. Bu şekilde bir ayrım yaptık. Onu yaptıktan sonra ne kaldı? Bir tek Inverse Kinematics tanımlamıştık biraz önce. Şu kemiğe. Buna target olarak boş bırakmıştık. Bakarsak eğer. Bakın target kutusu boş. O kutunun içerisinde işte biraz önce ismini düzelttiğimiz kemiğin, Inverse Kinematics kontrol kemiğinin ismini yazacağım ama öncelikle tabii ki doğal olarak armatürü seçmem lazım. Armatürü seçtikten sonra hemen altındaki kemik kutusuna da aşağıya ineceğiz. En alttaki ön IK.L, hani biraz önce oluşturduğumuz kemiğin ismini burada yazdım. Artık bu bacağı hareket ettirmek için sadece en uçtaki, en son oluşturduğumuz kemiği ben hareket ettirdiğim zaman bacak da onunla birlikte hareket etmek zorunda kalıyor. Genel mantık bu şekilde. Bunu şimdi hızlı bir şekilde diğer 3 bacak için de yapacağım. Tekrar edit moda geçiyorum. Karşı taraftaki bacağın en uç kısmını seçtim. Extrude Y dedim. Şöyle bir yeni kemik oluşturdum. Bu kemiğin ismini bu sefer ne diyoruz? Gene ön diyoruz. Alt çizgi IK nokta R diyoruz bu defa. Sağ, right manasında. Ayrıca edit modda parent'ını kaldırıyoruz. Sonra bir de bacağın uç kısmındaki kemiğine constraint kısmından inverse kinematics tanımlıyoruz. Chain length, yani geriye doğru kaç kemiği etkileyeceğini söylemek için 2 yazıyoruz. Yani kendisi ve bir önceki kemik olduğunu söyledik. Target olarak da armatürü seçtikten sonra yine ön kemik, sonuna bir de R koymuştuk. Evet, şurada ön alt çizgi IK nokta R dedikten sonra işimiz burada tamamlandı. Artık diğer kemiği de sadece en ucundaki kontrol kemiği vasıtasıyla hareket ettirebiliyoruz. Şimdi bunu arkadaki kemikler için de yapalım. Arka soldaki kemiğin en ucunu seçtim. Extrude Y dedim. İleri doğru taşıdım. Bu kemiğin parent'ını kaldırıyorum. İsmini de bu sefer arka alt çizgi IK nokta L diye değiştirdim. Ve onun bir önceki kemiğine Inverse Kinematics'i tanımlıyoruz. Inverse Kinematics tanımladık. Target olarak yine armatürde bu sefer arka kemiğin ismini yazacağız. Biraz önce oluşturduğumuz. Bu da tamam. Chain Link'de 2 yaptıktan sonra sadece kontrol kemiğini seçip hareket ettirdiğimizde sol arka kemiği, bacağı hareket ettirebildik. Bu kemiğin de hareketini bu şekilde ayarlamış olduk.
Son olarak sağ arkadaki kemiğin ucunu seçtim. Extrude Y dedim. Kemiği oluşturdum. O kemiğin parent'ını önce kaldırıyoruz. Ve ismini de bu sefer arka alt çizgi inverse kinematics nokta R diyoruz. Ve poz moduna geçtikten sonra bir önceki kemiğin, yani bacağın son kemiğinin constraint kısmından inverse kinematics özelliğini veriyoruz. Chain length 2 yapıyoruz ve armatür target olarak armatür objesini seçtikten sonra kemik olarak da arka IKR'yi seçiyoruz. Böylelikle onun da kontrol kemiğini ayarlamış olduk. Şimdi artık animasyonu yapacağız. Yalnız bir kemiğimiz daha var. Bu 4 tane bacağın dışında şu gövde kısmı var. O gövde kısmını komple hareket ettirecek tek bir kemiğe ihtiyacımız var. Aynı biraz önce 4 bacak için yaptığımız gibi. Onun için kursörü tam şu seçtiğim üst tepe noktaya göndermek için Shift S, Cursor to Select dedim. Ve Shift A'ya bastığım zaman buraya bir kemik oluşturduk. Boyu önemli değil. Bunun da parent'ını kaldırıyoruz. Zaten yok. Ve ismini de torso diyelim bu kemiğin. Çünkü gövdesini komple hareket ettirecek. Ve bu kimin parent'ı olacak? Onu belirleyeceğiz şimdi. Z'ye basıp wireframe moduna geçtim. Bütün kemikleri seçim dışı bıraktıktan sonra bunu şu şekilde orta kısımdaki kemikleri seçiyorum. Ve en sonunda bu kemiğin kendisini seçiyorum. Ctrl P'ye basıp keep offset diyerek bunu parent yapıyorum. Dolayısıyla bir inceleyelim bakalım ne olmuş. Sadece en son eklediğimiz kemiği seçtim. Onu hareket ettirdiğim zaman bakın o torso kısmını komple hareket ettiriyor. Çünkü onların hepsinin parent'ı bu. Bacaklar hariç. Ama bacaklar onlar da parent ilişkisiyle bir üstteki kemiğe, mesela bu bunun için şu üstündeki kemik parent olduğu için yani dolaylı olarak onlar da birlikte hareket etmek zorunda kalıyorlar. Ama genel olarak bir karakterin hareketini bu şekilde yapıyoruz. Yani kol ve bacakları için birer tane kontrol kemiği oluyor. Tabii başı için oluyor. Biz buna baş yapmadık. Sadece gövdesi ve dört bacağı var. Ama bir de bacakları haricinde üst ana gövdeyi hareket ettiren tek bir kemik de olması gerekiyor. Şimdi artık dört bacaklı yürüme animasyonunu yapacağız. Birinci karedeyiz. Önce biraz ana gövdeyi biraz yukarı çıkartalım. Şöyle ve bacakları da tekrar yere değecek kadar. Gövdeyi çok çıkarmışız. Azıcık indirelim. Bacakları da şöyle yere değecek kadar içeri doğru tekrar kapatıyoruz. Şöyle dizleri biraz büktürelim. Her ikisini de. Arka bacakları da şöyle normal bir pozisyona getiriyorum. Hafif bükülü bir hale getirdim. Şöyle sağdan bakıyoruz. Ve artık animasyonumuzu tanımlamaya başlayalım. Dört ayaklı bir herhangi bir şey olabilir. Bir hayvan modellemesinde de olabilir. Bir köpek, bir at, normalde bir robot içinde aynı şeyi yapabiliriz. Şöyle bir prensibimiz var. Bizden tarafı olan iki bacak, şu ikisi ilk animasyon karesinde. Onlar tam açık olacak. Yani sol ön bacak mümkün olduğu kadar önde. Sol arka bacak da mümkün olduğu kadar arka tarafta olacak. Fakat diğer iki bacak, bizden uzakta diğer tarafta olan iki bacak, bir tanesi tam böyle ortada olacak. Ama bir tanesi de, öbürü de şöyle havada kalacak. Tam böyle yere koymaya hazır ama henüz daha koymamış. Buna şöyle bakalım biraz. Bu pozisyonda. Aslında bir de hizalarını da düzeltelim şu şekilde. Tekrar sağdan bakıyoruz. Şimdi bu kareyi kaydediyoruz bu haliyle. Whole karakteri seçiyoruz. Yani bütün kemikler için kayıt yapılmasını istiyoruz. Ve anahtar düğmesine bastım. Kaydımı yaptım. Şimdi sadece 6 frame ileri gideceğiz. Çünkü normalde düzgün bir adım, normal hızlı bir adım 12 kare. Çünkü biliyorsunuz 24 kareyi 1 saniye olarak genelde seçiyoruz render yaparken. Dolayısıyla 6 frame 1 saniyenin 4'te 1'i. O lazım bize. Onun için 7. kareye gidiyorum. Şu an 7. kareye geldim. 7. karede yapacağım tek şey
sağ iki bacağından yere değeni bu sefer havaya kaldırıyoruz. Arkada havada kalan da tam bir öncekinin olduğu yere koyuyoruz. Tek yaptığımız bu. Bunu inceleyecek olursak ilk basit hareketi bu şekilde. Yani sağ ön bacağını ileri doğru götürürken aynı anda çok kısa bir sürede yapıyor tabii bunu. Bir anda bir tanesini kaldırıyor, ötekisini koyuyor. Bu şekilde. Sonra 7. kareden bu sefer 12 kare uzun bir, yani 2 tane 6 ileri gidiyoruz. 19. kareye geliyoruz. 19. karede yapacağımız şey şu mantık olarak. Şimdi çizeceğim şu kemik yere basmıştı biliyorsunuz biraz önce. Bu basılı kalacak ve bu bacak tamamen esneyecek şekilde ana gövdeyi ileri doğru alacağız. Yani şu şekilde. Bakın şu bacak tamamen bu şekilde esnedi ama şeyi kaldırmadık. Bastığı yeri kaldırmadık. O şekilde bir ayarlama yaptık. Tabii onu o şekilde ayarlayınca diğer kemikleri de o şekilde düzeltmemiz lazım. Yani mesela şu onun hemen önündeki kemiği de ileri almamız lazım. Animasyonun başında sol taraftaki iki bacak tamamen açıktı. Şimdi karşı taraftaki iki bacak tamamen açık hale geldi. Simetri olmuş oldu. Bir de şu arkada iyice uzakta kalanı da havada tutuyoruz. Şu şekilde. Ötekini de biraz daha şöyle ileri alabiliriz. Bunu bu pozisyonda kaydediyoruz ve bir bakıyoruz ondan sonra. Tekrar baştan oynatıyorum. Değiştirdi ve bakın şurada yaptığı hareket sağ arka bacağını yere koyuyor. O ondan kuvvet alıyor. Ve o oradan kuvvet alırken diğer kısımların hareketini de yapmaya devam ediyor. Tekrar bu sefer şu birinci karenin tamamen benzerine ulaştık. 19. karede. Ama onun simetrisi olmuş oldu. Yani birinci karede sol iki bacak V şeklinde açık. Sağ iki bacakta yer değiştirme olayı var. 19. karede bu sefer sağ taraftaki iki bacak açık. Sol tarafta yer değiştirme yapılacak. Yapalım onu da. Şu iki ayak yer değiştirmesini biliyorsunuz 6 karede yapıyoruz. Onun için 25. kareye gidiyorum. 25. karede yapacağım. Aynı deminki gibi. Yere değen bacağı şöyle ileri kaldırıyorum. Arkada havada duran da onun yerine koyuyorum. Ve bunu 6 kare içerisinde yapmamız gerekiyor. Çünkü bu kısa sürede olması gereken bir hareket. Bir ayağını kaldırıp bir ayağını yere koyacak. Bunun kaydını yapıyoruz. Gene baştan oynatalım. Şöyle geldi, oynattı. Ve biraz önce yaptığımızın gene aynısını yapıyoruz artık. Şu yere basan ayak basılı kalacak. O basılı kalırken ana gövdeyi götürebildiğimiz kadar şöyle götüreceğiz. Ama bunu tabii nerede yapacağız? 37. karede, yani 12 kare daha ileri gitmemiz lazım. 37. kareye geldim. O yere basan ayağını kımıldatmadan şöyle mümkün olduğu kadar ileri aldım. Tabii ki onun eşini, yani ön kısmını da ileriye almamız lazım şu şekilde. Sağ taraftaki şu bacak yer ortada kalacak. Onu enlemeyeceğiz ama onun arkasındaki eşi şöyle gelecek, biraz arkada havada kalacak. Bu şekilde bunu da yaptığımız zaman kaydımızda anahtar resmine basıp yaptığımızda tekrar bir animasyon oynatırsak 4 ayaklı bir hareketin, bir modelin en kaba şekliyle hareketi bu. Bunda tabi ilave şeyler de yapılabilir. Mesela şu bacak değiştirme hareketi 6 karelik olan kısımda şu hareket sırasında gövde aslında hareket ettirilebilir. Gövde bu kadar hareketsiz kalmasa iyi olur bu ilk 6 karelik kısımda. Yani ne demek istiyorum? Şu 6. karede bu gövdeyi eğer şey yaparsak biraz daha şöyle ileri alırsak ve bu şekilde kaydını yapalım. Tekrar 1. kareye dönersek izleyelim. Bakın şu ayak değiştirme sırasında sadece şu iki ayağı değiştirirken üst gövde hiç hareket etmiyor. Demin tuhaf bir görüntüsü vardı ama onu biraz değiştirdim ben. Gövde birazcık hareket ediyor. O yüzden durağan değil, daha hareketli bir görüntü oldu. Aynı şey şurada da var. Bakın
Ayak değiştirme sırasında ana gövde hiç hareket etmiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Son karadayken biraz ileri alırız. Kayıt yaparız. İlk karadayken de biraz geri alırız. Şöyle kayıt yaparız. Böylelikle o aralıkta da bir miktar hareket etmesini sağlamış oluruz bu şekilde. Şimdi 37. karaya kadar geldik. Bu aynı döngüyü devam ettiriyoruz. Nasıl devam ettiriyoruz? Onu bir tane daha göstereyim, öyle bitireyim derse. En son yaptığımız 37. karedeki durum, bizden yana olan iki bacak V şeklinde açık. Öbür taraftaki bacaklar yer değiştirmek üzere. Demek ki 6 karelik bir hareket lazım. 43. kareye gidiyoruz. 43. karede ayak yer değiştirmeyi yapıyoruz diğer taraftaki. Yerdeki ayağı kaldırıyoruz. Havadaki ayağı yere koyuyoruz. Bu tamam. Kaydımızı yaptık. Bunu yaptıktan sonra ayak değişti. Ayak değiştikten sonra şu yere basan ayak sabit kalmak üzere bu ana gövdeyi gidebildiği kadar ileriye esneteceğiz. Bunu yapmak için tabii 12 kare daha ileri gitmemiz lazım. 55'e geldik. 55. karede o demin söylediğim hareketi yapıyorum. Yani bütün gövdeyi götürüyorum ama şu yuvarlak beyaz çizgi çizdiğim yerdeki ayak kesilmeyecek yerden. Tam şu pozisyondayken kalacak. Ve onun eşini düzeltiyoruz. Eşi şurada. Onu da ileri alıyoruz. V şekline getiriyoruz. Bu sefer de bizden yana olan iki bacağın bir tanesi havada, bir tanesi yerde olacak. Onu yaptık. Bu kaydımızı da yaparsak burada da o hareketi yapmış olduk. Yine hareketsiz kalan kısım var. Nerede o? Şurada var. Bakın şurada yaptığımız gibi. Bunda da ayaklar yer değiştirirken son kısımda gövdeyi biraz ileriye şöyle ve kayıt. İlk kısmında da bu ayak değiştirmenin ana gövdeyi biraz şöyle geriye alabilirsek o kısa kısımda da aynı zamanda harekette ettirmiş oluruz. Şimdi 55-56 end kutusuna 56 yazalım ve sürekli oynattıralım bu animasyonu. Bu şekilde 4 ayakta bir robot hareketini yaptırmış olduk. Buna daha başka hareketler de eklenebilir. Mesela tam karşıdan bakarken oynatacak olursak animasyonu. Mesela şu anda yürüyor bu. Fakat şu üst kısmı dediğim zaten şu kemik renderde gözükmeyecek de şu kare şeklindeki gövdesi hiç hareket etmiyor. Onu aslında hareket ettirebiliriz. Yani daha önceki insan modellemelerinde yaptığımız gibi şu şekilde çok değil tabi hafif sağa sola dönmeler yapılabilir. Mesela ilk anda yaptığı harekette sağ ayağını ileri doğru atıyor. Sağ ön ayağını. O durumdayken ne olabilir? Bu ana gövdesi rotate'ye sağa doğru dönmüş olabilir. Mesela şöyle biraz sağa doğru döndürdük. Tabii bunu şeyde yapacağız. Hareketi başlarken düz olabilir ama ayak değiştirdi. Tam şu şeyde 6. frame'de mesela onu şu şekilde hafif sağa doğru yatırabiliriz. Bunu bu şekilde kaydettim. Bütün küçük hareketlerin ikincisinde, yani 6 frame'lik hareketlerin ikincisinde aynı şeyi yaparsak hızlı bir şekilde. Şurada da var bir tane yine şu şekilde. Bu sefer hatırlarsanız biraz önce karşıdan bakarken şu kare şeklindeki gövdesi hiç hareket etmiyordu. Ona bir hareket verdik sağ sol şeklinde. Biraz fazla vermiş olabilirim. Fazla sallanıyor ama sonuçta işte bu tür şeyler yaparak daha değişik bir yürüme efekti verebiliriz. Ben burada temel olarak 4 bacaklı bir modelde yapılması gereken işlemi göstermeye çalıştım. Dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi günler.